Şimdi birkaç sıcak açıklama var. Meral Akşener bir paylaşım yaptı. 6 siyasi partinin genel başkanları olarak zengin, güçlü ve mutlu Türkiye için hedeflerimizi ve gündemi değerlendirdik. Hiç kimse merak etmesin, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedi. Metinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili de bir ifade var. Meclis yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı olarak 3. kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir kara sayfadır. Anayasayı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyuna duyururuz demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da buna cevaben Erdoğan'ı yeneceğiz dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin yine kazanacağız diye bir paylaşım yaptı. Sevilay, sen de sanırım az önce biraz şakasını yaptık ama kulis bilgileri var. Evet, aynı süreyi istiyorum ama bak. Serap Hanım, bana dönmeyeceksiniz herhalde. Sırayla gidiyoruz. Nasıl bir sıra, ben anlamadım valla. Sabahtan beri ben bir şey söylemek istiyorum diyorum yani. Sevilay'ı duyalım, size tamam. Geleceğim. Size de İhsan, İhsan Bey için de aynı şeyi söylemiştik. Hayır, sıcak haber var. Evet. Kaynaklar dışarı çıktı. Heyecanlanıyoruz. Nasıl dinliyor musun? Evet. Şaşırtıcı, masaya gene hiç kimsenin ismi gelmemiş. Yani ne Kemal Bey'in ne de başka ismin. Sadece Cumhurbaşkanı'nı adayı belirleme yöntemleri konuşulmuş. Bu tabii çok sinir bozucu yani. Bence sinir bozucu. Gerçekten gelmemiş olabilir. Gelmemiş. Yani gelmemiş. Bir Millet İttifakı ifadesine de giriyor. Yani Serap, izin verirsen ben de bir yani konuşayım. Tabii tabii, sonra. İşte sana soruyorum. İnsicamım bozulmadan güzel güzel tamam. Anlatayım. Şimdi ben burada işte epeyden beri Kemal Bey'in aday olmayacağını, aday olmayı kendisinin istemeyeceğini söylüyorum. Kemal Bey'i ben de yakından takip ettim. Deniz gibi milletvekili olduktan sonra, hatırlıyor musun, şu ekranlarda düellolara çıkıyordu filan. Ta o zaman radarıma aldığım bir isimdi ve ondan beri de takip ediyorum. Kemal Bey çok yani evet çok istiyor, istememe yani istemiyor diyemem. Yani aday olmayı değil. Cumhurbaşkanı olmayı çok istedi. İstiyor. Cumhurbaşkanı olmayı çok istiyor. Ama Kemal Bey kaybetmek de istemiyor. Çünkü kaybettiği zaman sadece Cumhurbaşkanlığını kaybetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını kaybedecek. Ayrıca bir sosyolojinin kaybına da neden olacak. Yani şimdi herkes isteyebilir. Parti içinde, kurmayları, hatta eşi, oğlu, çoluğu, çocuğu, etrafı. Aman Kemal Bey sen adaysın, olmalısın diyebilir. Kemal Bey de böyle yakından tanıyanlar bilir, Deniz çok iyi bilir. Kimseye hayır demez, kimseye evet demez. Gülümser, tamam bakacağız der, inşallah der. Böyle geçiştirir. Ve dün o Büyükşehir Belediye toplantısını ben de burada Sena Alkan'la yayındaydım. Büyükşehir Belediye Başkanları'yla görüşmesinde efendim açıklama yapalım mı, hani adaylığı, hayır gerek yok, bu masanın şeyini sarsar, masaya gölge düşürür. Hele hele 30 Ocak'tan önce asla böyle bir şey yapmayacağız. Ama adaylıkla ilgili bir sorun yok arkadaşlar, rahat olun diye bir cümlesi yok. Benim görüştüklerim en azından böyle. Kemal Bey yanındaki, yakınındaki hiç kimseye böyle bir cümle kurmadı bugüne kadar. İstiyor, arzu ediyor, tartışılmasını istiyor, tartışılıp da gelen yorumları merak ediyor. Ama yine diyorum, Kemal Bey nihayetinde aday olmak istemeyecek. Olmak isteseydi bugün masaya götürürdü. Niye götürmedi? Niye adını götürmedi? Yani ben iddia ediyorum, götürmemiş. Bir müsaade edin. Onun adını masaya koymasını istiyor da olabilir. Bekliyor da olabilir. Ama mesela öyle şey olur mu? Şimdi ana muhalefet lideri, biz belirleyeceğiz deniliyor. Biz etkiniz deniliyor. İşte efendim Cumhuriyet Halk Partisi karar vermiş. Kemal Bey kesin aday. Tamam o zaman götürün kardeşim. İsmini götürün. Ben Meral Hanım, yani o gün işte Deniz beraberdik Diyarbakır'da, Urfa'da. Ben de böyle bir sonradan şey gördüm kendisini baş başa. Sordum yani, dedim ki hani bugüne kadar hiç gelmedi dedi bize söyleşide. Gerçekten dedi, hiç konuşmadık isim. 10 toplantı yaptık, onun da tek bir isim dahi konuşmadık. Aday kim olacak diye. Şimdi dedi Kemal Bey kendi adını getirmeden masaya ben ne diyebilirim? Ya da bir başka, tamam yani kulislerde orada burada konuşuyoruz ama masaya gelmeden bizim bir şey konuşmamız,
Aves de iştikal olur. Çünkü yani getirmezse neyi konuşacağız? Getirecek dedi. Ama. Efendim? Getirecek. Niye getirmemiş bugün? Bu güne kadar getirileceğine dair bir söz vermediler ki zaten. Bir şey söyleyeyim yani ne zaman getirecek? Zaman artık bir saniye. Ama. Karar verdiyse madem aday, madem kazanacağına inanıyor, hiç durmaması lazım. Sadece bence Kemal Bey Kılıçdaroğlu kendi adını mı getirmemiş, hiç mi isim gelmemiş? Hiç isim gelmemiş. Hiç isim gelmemiş. Bu çıkacaktır şimdi birkaç saat sonra. Mutlaka açıklamaları liderler de yapacaktır. Benim aldığım kulislerden söylüyorum. Şimdi o zaten Kemal Bey o ismi getirmezse kendi ismini veya başka bir ismi. Başka oradaki hiçbir lider efendim biz şunu aday yapalım demez. Bu hem etik değil hem nezaketen doğru olmaz. Orada beklenilen o altı liderin beklediği şey Kemal Bey adını koysun. O koymayınca kim neyi koyacak, neyi söyleyecek? Neyi bekliyor o zaman sana göre? Neyi bekliyor? Kemal Bey bir şey beklemiyor. Kemal Bey hala korkuyor. Dediğim gibi. Bakın hesap uzmanı kendisi. İyi hesapçıdır yani. Matematiği iyi bilir. Şimdi arkadaşlar konuşuyor. Bir şey demiyorum. Ben kendisini dediğim gibi çok yakından tanıdığım için demiyorum. Analiz edebildiğim için. Doğru analiz edebildiğim için. Kemal Bey en nihayetinde güvendiği anket şirketleri var. Araştırmacılar var. Ona çok aman efendim kazanıyorsunuz %50 diyenlere bakmaz. Hep kötü tarafından bakar. Hep en olumsuz tarafından bakar. Şimdi biraz önce geldi bana anket. İsmini kullanamıyorum söz verdiğim için. Kendi baş danışmanında şirkette, o şirkette yani kendisine danışmanlık yapan kişinin çalıştığı yani içinde o anketlere imza atan kişi yok yani Kemal Bey kazanamıyor. Kemal Bey bunu ben görüyorum. Bunu işte o üyeler görüyor, abone. Kemal Bey görmüyor mu? Yani o kazanamadığını göre göre o rakamları görünce siz sanıyor musunuz Kemal Bey balıkla mı atlayacak, aday gösterecek kendini? Gösterecek ne olacak? Sonucuna katlanabilecek mi? Öyle bir şey yok. Ayrıca şuna katılmıyorum. Kemal Bey iyi bir insan, dürüst bir insan. Evet, böyle bir algısı var. Çalışkan bir insan, evet. Fakat maalesef bunu üzülerek söylemeyeyim. Kemal Bey'in beceriksiz bir lider olduğu algısı da var seçmende. Şimdi Kemal Bey aday oldu da efendim yanına Mansur Yavaş'ı aldı. Diğer tarafına Ekrem İmamoğlu'nu aldı. Veyahut da diğer bütün 5 lider arkası. Bu değil. Seçmen böyle fotoğraflara bakıp efendim o var yanında, bu var yanında, şu var yanında. Tamam ben... Hayır. Maalesef böyle bir gerçek var. Ben işte Diyarbakır'da da Urfa'da da seçmen Deniz gördü. Onların arasında kaçıp kaçıp gidip seçmenlerle konuş. Kemal Bey'in aslında kamuoyundaki en büyük sorunu beceriksiz lider algısı. En sonunda Berlin bombası zaten bunun en büyük barizi. Yani biraz önce Deniz çok güzel ifade etti. Şimdi bakın ben elimdeki anketten konuşuyorum. İsim veremiyorum söz verdiğim için ama bütün bu abonelere giden bir anket şey tahmin edebiliyordur Sayın İhsan Aktaş. Şimdi bakın yani bu çok yeni, çok yeni bir anket. Yani bugün Erdoğan'la Yavaş karşılaştırması, Erdoğan'la İmamoğlu karşılaştırması, Akşener dört isim konulmuş ve Kılıçdaroğlu. Bir kere zaten Mansur Yavaş, ben bunu da çok yazmıştım, tuhaf buluyorum yani gerçekten. Mansur Yavaş %54.1, Erdoğan 45.9, birinci yani arada nereden baksanız bir 9 puanlık falan bir fark var. İmamoğlu 48.5, 51.5, 2 puanlık bir fark var. Ama Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu kaybediyor. Görünüyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Kılıçdaroğlu çok net söyledi Sevilay defalarca artık belediye başkanları söz konusu değil dedi. Bak, Sayın Kılıçdaroğlu getirmedikçe de olmayacağını Serap, göre... Ben belediye başkanları aday demiyorum sen ki. Sen üçüncü bir ben, isim hayır, ben... Dışarıdan bir isim diyorsun. Bak ben başka bir şey söylüyorum. Ben şu aday bu aday demiyorum. Şu mevcut anket Sayın Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği danışmanlarından birinin imzasını attığı anket. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hesap uzmanı bu ankete bakacak. Ben ikinci turda ben olursam %43.3 geliyorum. Efendime söyleyeyim Erdoğan benim aday olduğum yerde yükseltiyor puanını 54.7'ye çıkıyor. Ya aday olur mu? Siz Kemal Bey'i tanımıyorsunuz ama gerçekten. Ama böyle bir sadece bu anketlere bakarak da bir kanaat getirmek. Ne yapacak peki? Neye bakacak? Neye bakacak? Pardon.
Şimdi HDP, şimdi Deniz biraz liderler önce dedi ki... Liderler kararları hep kamuoyu araştırmalarına göre mi alır? Neye göre alacak? Göre mi anket halkın tercihlerine olur? Göre diye zaten açıklama yapmış. Halkın tercihlerine. Ne yani halkın tercih? Ha bu arada pardon, İmamoğlu da kaybediyor. Özür dilerim, yanlış okumuşum. Yani ben burada Mansur Yavaş aday olmalı da demiyorum. Mansur Yavaş'ın zaten bu kadar yüksek teveccüh görmesini ben bunu de... anlamıyorum. Yani HDP'nin %10-12 kitlesine göz önüne aldığımızda bu sonuçlar bana biraz çelişkili. Çünkü Mansuroğlu'na destek verecekleri sadece söylediler. Sıramın gelmesini bekliyorum. Evet. Olacak zaten size yani. Geliyor tamamen. Yani şunu diyeceğim. Ben zaten başından beri çok önceden beri Kemal Bey'in kendisinin aday olmadığı yerde kendi emri altındaki iki belediye başkanını aday göstermeyeceğini hep söyledim. Hep söyledim. Bu benim hani tamamen gazetecilik analizlerim bu. Yani ocu, bucu, şucu değilim. Peki. Benim de zaten fikrimi biliyorsun. Yani tekrara düşmek istemiyorum. Ben hiçbiri diyorum, bunların hiçbiri diyorum. Çünkü ben daha başka bakıyorum meseleye. Yani çok acitatif olabilir ama bir yani bu masayı kurtarabilecek formülün bir AB formülü, bir üst formül, daha akıllı, daha hani devlet tecrübesi daha yüksek ve bütün bu altı lideri de gerçekten kontrol demeyeyim de idare edebilecek onların Sevilen arasında kesici yani demeyeyim ya yani şimdi ilan kesici deyince sanki ilan hayır öyle bir isim. Ha, İlhan Bey hayır. Çok kıymetli hayır. Bir isimdir ama bu saatten mesela, sonra dışarıdan şöyle Nagihan Hikmet Çetin Genç olsaydı mesela tabii biraz yani, daha Hikmet abi müthiş bir isimdir. Müthiş bir isim. Altan Öğmen Genç ol. Çünkü şey var yani o insanlardaki. Ama şunu söyleyeceğim. Özür diliyorum Gökhan. Ben tahmin etmiyorum sorabileceğinizi. Ben şunu söyleyeceğim. Kemal Bey adaylığa kesin karar vermiş olsaydı bugün o masaya ismini getirirdi kardeşim. Evet.